Babacığım. Babacığım nihayet ya. Vallahi şükür kavuştun ama. Ya sen kaç saattir neredesin baba? Arıyorum, telefonla da açmıyorsun. Ha cevap da vermiyorsun yani. Baba iyi misin sen? Allah aşkına ya. Baba o telefonlar niye açılmıyor? Söyleyecek misin artık? Açsam ne olacak ki? Nasılsın, iyi misin diyeceksin. İyiyim desem, iyi mi olacağım yani? O hırka ne öyle üstündeki peki? Ne insanlar gördüm, üstlerinde bir hırka yok. Ne hırkalar gördüm, içinde bir insan yok. Öyle bomboş. Baba, sen beni korkutmaya başladın ama. Anlatacak mısın ne olduğunu? Aşk oldu, gönüller doldu. Şu ihtiyar kalbim genç oldu. Ama nafile, bak atmıyor. Allah'ım ya Rabbim, tövbe tövbe ya. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben biliyorum ne yapacağım. Ne, onu mu arıyorsun yoksa? Vallahi o kim bilmiyorum babacığım ama senin halin pek iyi bir hal değil. Doktor bir arkadaşım var, onu arıyorum. Çünkü sen bayağı depresyona girmişsin, bu böyle olmaz yani. Yok ya, ne doktoru ne depresyonu oğlum, yok. Metot oyunculuğu bilmiyorsun sen herhalde. Tiyatro için bu, rolümü çıkarmaya çalışıyorum. Karakter çalışması bu. Ne karakteri baba, hangi karakter bu ya? Yani Romeo ve Juliet'te benim bilmediğim böyle hırka giyen, depresyona girmiş bir karakter mi var acaba? Sen boş ver onu, boş ver sen. Adam aşk oldu. Kadın ne gerek var dedi. Bir daha görüşmeyelim dedi, çekti gitti. Baba sen ciddi misin ya? Yani bütün bu hal, tavır, bu her şey karakter için. Değil mi? Evet. Hayat da gerçek bir oyun değil mi zaten? Ya değil mi? Ah, ah. Vah, vah. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.